Elmas oldum. Valorant'a başlayalı 4 ay oldu. Evet 4 ay uğraştım, hedefim plat olmaktı. Ama bir baktım çok fena gazdayım. Bari dedim elmasa çıkayım, tak elmas oldum. Videonun konusu da bu ve sen de olabilirsin. Gerçekten ciddiyim, dalga geçmiyorum yani, boş bir video değil. Harbiden çok kolay. Ve elmas olduğumdan beri hayatımda ne mi değişti? Bir bok değişmedi. Oyunların hepsi aynı anasını satayım. Yine herkes mal gibi oynuyor. Yani bu da elmas. Yani bu adamla aynı el olayım ben. Oh! Ama sen de elmas olabilirsin. Çünkü elmas olmak çok güzel değil mi? Ya hiçbir işe yaramıyor. Boşa uğraşıyorsunuz bence. Mutlu değilim yardım etsin. Ama şimdi ne yaptığımı ve senin de ne yapabileceğini göstereceğim sana elmas olmak için. Elmas olmak istiyorsanız veya yüksek bir elo'da olmak istiyorsanız benim size verebileceğim ilk tavsiye oyuna ısınarak girmek. Ben gümüşken hiç ısınmazdım. Direkt lap diye eve gelirdim, işten oyuna girerdim. Şu an var ya, uyandığımda en az yarım saat çalışmadan oyuna girmiyorum çünkü kötü hissediyorum kendimi. Korkuyorum yani kaybetmekten. O yüzden her oyuna girmeden önce bir 10 dakika falan olsa bile çalışın. Yani o kadar da sıkıntı olmaz bence. 10 dakika kaybedin yani. Sonuçta ısınırsanız oyunu daha çok kazanacaksınız çünkü. Ama Vurcan abi, benim çok zamanım yok. Zamanın yoksa elmas olamazsın zaten. Yani zamanın yoksa yüksek belli de oynayamazsın. Üzgünüm, bu bir gerçek yani. Valorant Metin 2 değil. Girip Metin 2'de de zaman gerekiyor ki. Valorant Minecraft değil. Girip öyle takılıp sonra yükselmeyi bekleyemezsin. Valorant biraz zaman harcaman gereken bir oyun. Ya mesela ısınmaktan kastım ne? Gidip tabii ki de Radiant veya Immortal 1 gibi böyle saatlerce ısınıp adam vurmadan falan yapmana gerek yok. Poligona girip 10 dakika bot vursan bile senin için gayet yeterli. Çünkü orada vurduğun bot sayısı normal maçta gördüğün insan sayısından çok daha fazla. O yüzden en ufak bir ısınma bile çok işine yarar. O yüzden mutlaka ısın. Gerçekten. Yani ısınmadan yükselmek cidden zor. Elmasa çıkmama yardımcı olan en önemli şeylerden ikincisi, suçu takımıma veya karşıya gelen smurflere atmak yerine, ki çoğu zaman smurf gelmiyor aklınızda bulunsun, sadece iyi bir gününde oluyor adam. Suçu bunlara atmaktansa kendi yaptığım hatalara daha çok odaklanmaya çalıştım. Çünkü suçu başka bir şeye atmak kolay. Ve bu arada hatırlatayım, ben 4 ay önce falan gümüştüm. Ben gümüş 1 başladım oyuna. Yani baksanıza başladığım zaman gümüş elo'da yaklaşık 200 maç atmışım. Yani çıkamıyordum, kötü oynuyordum. Şu an izleyen çoğu kişiden daha kötü oynuyordum. O zamanlar kayıt almıyordum, bir video yok o zamandan ama koşar falan sıkıyordum. Gerçekten kötüydüm. O yüzden yapabilirsiniz. Ya ciddi diyorum, çok basit. Neyse konuya dönelim. Takımına suç atmak yerine diyebilirsin ki ne yapsaydım acaba bu oyunu daha iyi oynayabilirdim veya ne yapsaydım bu oyunu kazanabilirdik. Karşısı ne yaptı da bu oyunu kazandı? Yani kendi yaptığın hatalardansa takımının hatalarına ve karşının güya smurflüğüne odaklanırsan gelişemezsin. Çünkü bunlar elinde olan şeyler değil senin. Takımın kötüdür. Elinde olan bir şey değil. Bunu değiştiremezsin. Troll gelmiyor demiyorum sana. Ama bu trolle yapabileceğin bir şey var mı? Sadece anasına söversin. O da daha kötü oynar yani. Bu da senin gelişmene yardımcı olmaz. Yapabiliyorsan maçlarını kayıt almaya çalış ve sonra izle. Nerede hata yaptığını çok rahat görürsün böylece. Ben o yüzden sürekli kayıt alıp izliyorum arada. İzlerken bak, nerede ne yapsan daha iyi olurdu. Öldüğün yerlere bak. Neden öldüğünü anlamaya çalış. Yani kısacası verebileceğim ikinci en büyük tavsiye, takımına suç atmayı kes. Yapabileceğin bir şey yok. Takımın kötüyse yapabileceğin tek şey senin daha iyi oynayıp onları taşıman. Elmas olmama yardımcı olan en büyük şey, cidden en büyük bu arada. Yani sadece bunu yaparsanız elmas olacağınıza eminim yarın falan yani. Bu videoyu beğenip abone ol. Şaka tabii ki de, ama videoyu beğenirseniz ve abone değilseniz abone olursanız çok teşekkür ederim. Videoyu yapmakla gerçekten çok zaman harcıyorum. Ve beni YouTube algoritmasını yalamasına yardımcı olmak için like atabilirsiniz. Gerçekten çok işime yarar. Çok teşekkür ederim. Devam. Gerçekten işime yarayan çok büyük bir şey. Çok klişe gelecek ama kendinize güvenin. Yani tabii bunu böyle söyleyince olmuyor. Yani depresyonda olan birine üzülme, sadece mutlu ol demek gibi bir şey bu aslında ama gerçekten kendinize güvenin. Yani mesela deathmatch veya normal oyun girdiğinizde büyük ihtimal kafalara tek atıyorsunuz. Ama rekabetçi girdiğinizde biraz insan stres oluyor ister istemez ve spray atmaya başlıyorsunuz. Önceki videomda da söylediğim gibi aslında sizi durduran en büyük şey sizsiniz. Evet, filozofik bir açık. Filozofik ne amına koyayım. Allah Allah. Ne filozofik, doğru bir kelime galiba. Neyse. Yani demek istediğim, kendinize güvenin. Bunu yapmanın en büyük yolu da bol bol oyun oynamak. Bol bol deathmatch girmek. Çok fazla deathmatch girin ve bir dahaki videoma bekleyin. Bir dahaki videom, bunu çok çok güzel bir şey anlatacağım bir dahaki videoda. Şöyle bir teaser vereyim bir dahaki videoyla ilgili. Kanka iki body gitmesinden gerçekten sinir harbi. Yani kanki Miyagi yapacaksın iki body gitmesini istemiyorsan. Kafaya kilitlenmeye kendini ısrarcı olacaksın yani. Bak. Hani bak, görüyor musun? Miyagi mi? Miyagi yapacaksın, body gitmeyecek yani. Bu kadar basit aslında. Ya bu oyunun... Bak gördün mü? Ya bu oyunun şeyi yok. Ya iyi oynamak diye bir şey yok. Miyagi yapmak ve ananın... Kısacası bu vereceğim taktik
kendinize güvenin ve çok da sprey atmamaya çalışın. Kafaya odaklanın. Normal maçta nasıl kafaya vurabiliyorsanız burada da kafaya vurabilirsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Oynayan kişisiniz. Karşınızdakilerde oynayan insan. Aynı kişisin. Önceki el vurabiliyordun, şimdi mi vuramıyorsun lan diyeceksin kendine. Bu kadar. Değişen tek şey kaybettiğinde puanın gidiyor. Kazandığında puan gidiyor. Bu kadar. Normal oyna. Sakin oyna yani. Stres yapılacak bir şey yok. Bir dahaki oyun kazanırsın. Bir geri gelir puanın yani. Özgüven çok fark ettiriyor. Bu arada sen oyuna başladığında hangi kümedeydin ve ne kadar sürede nereye çıktın çok merak ediyorum. Yani ben hızlı çıktım gibime geliyor ama bazı insanlar bir kümede çok uzun süre geçiriyor. Mesela ben gümüşte çok süre geçirdim. Sen nerede başladın ve şu an neredesin merak ediyorum. Yoruma yazarsan sevinirim. Hem yorumlara bakan diğer insanlar da yalnız olmadıklarını anlar belki böyle bir konu varsa. Bir diğer diyeceğim şey de kendinize çok da fazla güvenmeyin. Yani az önce dediğimin biraz tersi olacak ama Discord'tan veya Instagram'dan, bu arada Instagram'ı takip etmeyi lütfen unutmayın, çok seviyorum sizi. Bana Instagram'dan ve Discord gelen mesajların arasında o kadar çok şöyle aldığım mesajlar var ki, çok fazla. Ben çok iyi oynuyorum. Takıma troll geliyor sürekli. Radiant bir tane arkadaşım var. Onunla vs attık. Hepsini vurdum. Duvarın arkasından bir çıkıyorum. Kafa. Ama yine de bronzum. Yani sence böyle bir şey olabilir mi? Köy işleri spor futbol takımında oynayan birisi sence abi ben çok iyiyim ama ya benim takımdakiler kötü. Ben aslında Messi ile vs atarım gibi bir şey dese sence ya bu mantıklı mı? Oradasın. Gümüştesin. Çünkü kötü oynuyorsun. Bu kadar. Yani özür dilerim, bunu sana kimse söylememiş olabilir ama şu an ben söylüyorum, emin ol. Ben de çünkü oradaydım, biliyorum. Şu an baktığımda ilk videomda ne kadar iyi oynadığımı düşünüyordum. Aimlab oynadım bilmem ne, herkese matip atıyorum. Şu an istediğimde berbat ötesi oynuyorum. Neden silver olduğumu anlıyorum. O zaman ben de diyordum, ben silver hak etmiyorum, ben daha yükseğini hak ediyorum diye. Etmiyordum, şimdi izlediğimde anlıyorum. Sen de yükseldiğinde anlayacaksın ama bana güven, iyi oynamıyorsun. Kırıcı olmak için demiyorum bunu. Eğer o Elo'daysan o Elo'ya aitsin. Kendini daha çok geliştirmeye bak. Hak etmediğin Elo'da olduğunu düşünerek kendine sürekli stres yaratıyorsun. Bunu yaparsan daha kötü oynayacaksın. Çünkü her kaybettiğinde tilt olacaksın. O Elo'yu hak etmediğini düşüneceksin. Ama kaybettiğinde aslında bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Eğer gerçekten böyle bakarsan oyuna. Şu an olduğun Elo'nun üstünü hak etmiyorsun şu anda. Ama çalışırsan ve yeterince çabalarsan bir üstü hak edeceksin ve hak ettiğini zaten kendin anlayacaksın. Son diyeceğim şey de takımınla iletişim kur. Tek başına tırmanmanın gerçekten ne kadar zor olduğunu biliyorum. Size hak veriyorum yani. Tek oynuyorsanız çıkmak çok zor. Ama imkansız değil. Tek başına elmasa çıkan arkadaşım da var. Tek başıma ben de elmasa çıkarım şu an büyük ihtimalle. Ama gelişmek için ve hızlı çıkmak için bir takım arkadaşı gerekiyor. O yüzden takımınızla iletişim kurmaya çalışın. Ve mümkünse birbirinize sövmeyin anasını satayım. Ben TR'ye ne zaman gitsem bile birbirine sövüyor. Ve anlamıyorum abi. Hoca soru duymuyor, duymuyor onların sesi ya. Miktarın neresi biliyor musun? Hayran sokak, gelsene be. Ekran paylaş. Yani şampiyon seçiminde adres veriliyor şu an. Oğlum çık adam sen, gel lan. Bak şampiyon seçiminde birbirlerinin evine çağırıyorlar şu an. Birisi anneni gömerim falan diyor. Tam adres yaz falan diyor. Hayran sen sanki geleceksin. Gitmeyin boş yere kavga ya. Arkadaşınız yoksa da iki takımdan da en iyi oynayanı ekleyin her oyunun sonunda. İlla birileri kabul edecek, siz de iyi oynuyorsanız zaten kabul ederler. Benim böyle oyunlardan indiğim çok arkadaşım var ve hepsiyle hala görüşüyorum. Arkadaş bulmaya ve iletişim kurmaya çalışın. İletişim çok önemli. Öldüğünüzde abi yapmak yerine chat'i açıp adamın siz nereden vurduğunu söyleyin direkt. Çünkü çok başıma geliyor. Adam konuşmuyor. Ölünce mikrofonunu açıp ya anasını sikeyim. Yani önce bir yerini söyle, ben senin yerine sikeyim. Yani ağlama.